Ee, sorumuz şu şekilde, İhramdan çıkmak için saçın ne kadarı kesilmelidir? Evet, bu konu maalesef günümüzde e, çok ihlal ediliyor. Özellikle mezhebimiz açısından, özellikle bizim e, ülkemizin çoğu hanifidir. Hanifi olduğu halde bu konuya dikkat etmeden, e, hatta mezhebimize göre ihramdan çıkmadan e, çıkmamış, kabul edilecek muameleler ve eylemler maalesef yapılıyor. İhramdan çıkma ile alakalı e, Hanifi mezhebinde tercih edilen görüşe göre saçın, bayanlar açısından söyleyeyim, bayanlar saçlarının e, tamamından ünmüle diye tabir edilen bir boğum, bu kadar bir miktarı kısaltması sünnettir. Saçının dörtte birinden bir boğum, ünmüle diye tabir edilen bir boğum kısaltması ise, yani farz olan kısımdır, vacip olan kısımdır. Yani onu yapmazsan ihramdan çıkmazsın. Dörtte birinden bir boğum kısaltması gerekmektedir ihramdan çıkabilmeleri için. Tamamından yapılması ise tamamının e, bayanlar saçının dörtte yani e, bir boğum alması ise bu ise sünnet olandır. Erkeklerde ise şimdi kadınların saçı uzun erkeklerde ise iki durum var. Erkeğin saçı ya ünmüle miktarıdır yani bir boğumdur ya da daha bir boğumdan fazladır veyahut da bir boğumdan azdır. Eğer erkeğin saçı bir boğumdan azsa yani bir boğum demiş olduğumuz şu kadar. Bundan azsa erkeğin saçının kısaltılmasında yani ihramdan çıkmak için her halükarda halk tayin etmektedir. Yani bir boğumdan az olan bir kimse ihramdan çıkması için saçını usturaya vurması şarttır. Aksi taktirde Hanefi mezhebine göre ihramdan çıkmayacaktır. Bir boğumdan fazla ise diyelim ki fazla uzun bir saçlı bir kimse ise diyelim. Bir boğumdan iki boğum olsun mesela. Bir boğumdan fazla olan saçlarda ise saçın dörtte birinden bir boğum kısaltmak ihramdan çıkmak için gerekli olan miktar olacaktır. Ha ya da nasıl yapabilir? Ya dörtte birinden bir boğum kısaltır veyahut da saçının tamamından Dörtte birine tekabül edecek kadar, yani dörtte birinin bir boğuma tekabül edecek kadar da bir kısaltma yapabilir. Tabii şunu söyleyelim, e hocam o zaman biz dörtte birinden bir boğum yapalım. Ne de en az o kadar mecbur. Bu da mekruhtur. Neden mekruhtur? Çünkü şöyle düşünün, biliyorsunuz bununla ilgili hatta rivayetler var. Ehli küfre benzememekle alakalı, saç kesimiyle alakalı bu noktada sıkıntılar var. Bu noktada e, efendime söyleyeyim dikkat edilen nokta, her tarafın en eşit olarak alınmasıdır. Müslümanın dikkat etmesi gereken tıraş modeli budur. Eğer bir tarafını alıp bir tarafını almazsa bu ehli küfre teşebbü olacağından dolayı caiz olmadığı kitaplarımızda zaten geçmektedir. Dolayısıyla burada e, bir boğumdan asa erkek için ustura vurmak şarttır. Bir boğumdan fazlaysa dörtte birinden e, olacak şekilde bir boğum miktarını kısaltması veya tamamından efendime söyleyeyim, Kısaltma yapacak ama öyle bir şekilde yapacak ki en azı tabii konuşuyorum ben öyle bir şekilde yapacak ki dörtte birimden bir boğum aldığında ne kadar bir saç ortaya çıkacaksa tamamından da o kadar bir saçı orta, kesmek zorundasın. Ama maalesef günümüzde bazıları mesela şafilerde birkaç tane tüyün alınması ihramdan çıkmak için yeterliyken maliki ve hanbelilerde tamamının kazıtması şart. Dolayısıyla genelde şafirlere göre hareket ediliyor. Sadece uçtan sağdan soldan bir miktar efendime söyleyeyim kısaltarak ihramdan çıkıyorlar. Bu doğru değil. Burada bir zaruret yok, bir ihtiyaç yok ve zaruret ve ihtiyaç olmadığı halde başka bir mezhebi taklit etmek caiz değildir. O açıdan hanife olan kimseler bu noktaya maalesef hassasiyet göstermeleri gerekir. Hatta şunla da karşılaştık. Maalesef hani ee, bu da oluyor. Saçım bir boğum, ol, bir boğumdan az diyelim usturayı üzerinden gezdirmek yeterlidir diye maalesef hani tatbik edenler oluyor. Ne yapıyor? Usturayı böyle tutuyor, tersin üstünden gezdiriyor. Halbuki yani usturanın tersin üstünden gezdirmenin kısaltmakla alakası yok. İhramdan çıkmak için saçın kesilmesi gerekiyor. usturanın tersini gezdirmenin ne faydası olacak? Bir boğumdan az olduğu zaman da saçı usturaya kazıtmak zorundasın. Yani senin diyelim ki saçı kısa, Kısa ustura üzerinden geziyor. Kesmiyor. Sadece üzerinden geçirme meselesi o hiç saç olmayan insanlarla alakalıdır. Mesela adam umre yaptı. İhramdan çıktı saçını usturaya vurdu. E bir daha umre yaptı. Bu adam bir daha usturaya vurması lazım. Onda ne söyleniyor? O kişi ustura saçının üzerine sürtmelidir. Çünkü adamı zaten saçıyor ama onu gene yapmalıdır. Çünkü neden? İhramdan çıkması için. Senin saçın var. E saçı olan bir adamın onu kazıtması gerekir. Yoksa kazıtmadan mücerret ustura üzerinden geçmekle beraber ihramdan çıkılmış olmaz. Bu da açıkçası karşılaşılan bir durum olduğu için bunu da söylemekte fayda olduğu kanaatindeyim.